Herkese iyi akşamlar. Yarın akşamki Türkiye-Lüksemburg maçı öncesi yapacağımız basın toplantısına hoş geldiniz. C'est un match de football. Il y a 11 joueurs turcs qui vont jouer contre 11 joueurs luxembourgeois. Et nous, on va essayer de faire de notre mieux. Bizim için ve biz de aynı hislerdeyiz aslında. Yarınki maçla ilgili ne olacağını tam kestiremiyoruz. Yarın akşamki maçı izledikten sonra neler olacağını göreceğiz. Die Jungen haben die meiste Stunde Weekend gespielt, die Sonntag gespielt oder Samstag gespielt. Ich muss respektieren, dass die Samstag und Sonntag gespielt haben, eine Zeit hatten, um zu rekuperieren, zu regenerieren. Wir hatten eine einzige Trainingschance, die wir gestorben haben. Soru şuydu, bu getirdiğiniz, Türkiye'ye getirmiş olduğunuz kadroda bazı eksik oyuncular var ve bu oyuncuları oynatamayacaksınız. Bunların yerine düşünmüş olduğunuz başka oyuncular var mı? Açıkçası henüz karar vermedim kadroya. Bu akşam bir antrenmanımız daha olacak saat 7'de. Bu antrenmandan sonra açıkçası karar vereceğim. Ancak kafamda birkaç isim var. Onları sahaya sürmeyi düşünüyorum. Diğer taraftan da Türkiye ile ilgili düşüncesini sordu. Türkiye çok iyi bir ekip, çok iyi bir takım. Tam takım gibi hareket eden bir takım. Aslında bu akşam kadroyu oluşturmak için benim için son gecem ve son akşam kadroyu oluşturacağım ve Türkiye takımına göre yarın oynayacağımız maça göre nasıl bir Türkiye takımında nasıl bir kadro oluşturacağımı düşünerek yarınki kadroyu, kafamdaki kadroyu ben de bu akşam oluşturmaya çalışacağım. Donc on va essayer de profiter des, si jamais cette équipe, si on peut dire des faiblesses, il faudra profiter des peut-être des erreurs qu'elle fera sur le match et surtout être très très fort, je l'ai dit, mentalement, physiquement. Aslında ikincilik için tabii ki çalışmaya başlayacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Bizim için aslında hiçbir şey bitmedi. Gruptaki maçlar devam ediyor. Bir maç kaldı ama bu her şeyi değiştirebilir. Ve yarın akşam burada da elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Zor bir takım, kolay bir takım değil. Hiç de kolay bir maç olarak da görmedik başından beri. Belki 3 puan kazanamayız yarınki maçta. Bu da mümkün. Bu da ihtimaller arasında. Ancak biz yine de buradan puan almaya çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. Ve herhangi bir sürpriz ya da beklenmedik bir duruma karşı da hazırlıklıyız. Yarınki maçta rakibimizi iyi analiz ettik. Zayıflıklarını demesek de belki eksik yanlarını biliyoruz. Belki bazen bir takım hatalarla maç boyunca bize yapılan hatalar, bize yapılan fauller. Bunlardan yararlanmaya çalışacağız belki. Mental ve fiziksel olarak aslında kendimizi hazır hissediyoruz. Ve devamında dediğim gibi devamını getirmeye çalışacağız. Asla bizim için hiçbir şey bitmedi. O yüzden bu maçlar bizim için çok önemli ve ikisine de kendimizi %100 olarak vermeyi düşünüyoruz. Donc les données sont un peu différentes, mais je viens de le dire, je n'ai pas le caractère qui veut abandonner déjà avant la rencontre. Donc aussi c'est un défi. Pour moi, ça reste un défi d'être peut-être l'outsider et de faire mal à ce grand favori qui n'est là que pour. Yarın akşam oynayacağınız maçı kazanma konusunda kendinizi baskı altında hissediyor musunuz sorusuydu. Baskı tabii ki var. Baskı olmadan maç olmaz. Baskı olmadan oyuncular belki iyi bir oyun oynayamazlar. Ancak ben oyuncularıma şunu söyledim tek tek. Endişe ve korkuya yer olmamalı. Oraya çıktığınızda, sahaya çıktığınızda herkes kendi elinden geleni en iyi şekilde gösterirse maçta, futbolda her şey mümkün olduğunu söyledim. Bu çok farklı bir durum değil bizim için. O yüzden kazandığımız son yıllarda, son sene içinde kazandığımız ve kaybettiğimiz birçok maç oldu. Bunlar olan şeyler, futbolda olan şeyler. Ve ben son birkaç yıldır bu takımın mentalitesini daha kazanmaya dönük olarak değiştirmeye çalışıyorum. Galibiyetlere dönük olarak da değiştirmeye çalışıyorum. Ve başarılı olduğumuz zamanlar oldu. O yüzden oyuncularımdan tek isteğim yarınki maçta daha cesur bir oyun ortaya koymaları ve korkunun ve endişenin olmadığı, daha cesaretin hakim olduğu bir oyun olmalı.
Ve yarın da ben bunu bugün de antrenmana çıktığımızda birazdan basın toplantısı bittiğinde kendilerine tekrarlamayı düşünüyorum. Yarın akşamki maçta tabii ki dikkat etmemiz gereken oyuncular olacak. Ama şunu söylemek istiyorum açıkçası. Türkiye takımı hem bireysel hem de kolektif olarak çok iyi oynayan bir takım. Ve oyuncuların tek tek kalitelerinden söz etmeye bile gerek yok. Son derece iyi oynayan ve ofansif olarak, hücum olarak çok başarılı oynayan bir takım. O yüzden yarın akşam tabii ki dikkat etmeniz gereken oyuncular olacak. İsim olarak belirtemiyorum şu an ama hepsinin ayrı ayrı kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Yani bunu referans alacağımız şey de tabii ki bir önceki maçtı. İlk maçta bize çok tehlikeli pozisyonlar yaratan, hem sağda olsun hem solda olsun çok önemli pozisyonlara giren Türk oyuncular oldu ve bunu iyi hatırlıyoruz. O yüzden yarınki maçta da Türkiye'nin güçlü taraflarının farkındayız. Bu da aslında bu kolektif oyun, bu birlikte oyun çıkaran bir ekip ruhu Türkiye'nin önemli güçlü tarafını oluşturuyor. Ve bunun farkındayız. Yarın akşam da buna göre önlemler almamız gerektiğini biliyoruz. Immer mal gemein und seit der Johann an da gucken geht der schwere Match und zum Beispiel am Anfang vom Match meinen ich es geht ganz schwer die 20-30 echt Minuten werden sauer sehen dann wenn man da gehen teilen ja. Soru şuydu, yarın akşamki maçta daha defansif bir oyun mu oynayacaksınız? Yarın akşam tabii ki defansif oyuna, savunmaya çok önem vereceğiz. Önem vermemiz gereken bir oyun olacak. Ancak topla oynadığımız zamanlarda da kendi kalitemizi, kendi başarımızı göstermek istiyoruz. Bunun ancak yarın akşamki maçın 4-5-1'lik bir maç olacağını söyleyemem. Belki ilk dakikalarda zorlanacağız. Topla buluşmakta, topu tutmakta belki zorlanabiliriz ama bu demek değil ki 90 dakika var, 90 dakika boyunca topun peşinden koşmaya devam edeceğiz. Ja, oh, faire cool match, mais on aurait gardé des matchs à se spielen, wo viele Leute dosen.